Bugün Zeynep Hoca'nın dersi çok sıkıcıydı. Sıla derste tırnaklarını törpülüyor. Tude sevgilisine mesaj atıyor. Mert uyuyordu. Yani kısacası kimse dersi dinlemiyordu. Zeynep Hoca da inatla ders anlatmaya devam ediyordu. Derken Mert'in aklına bir fikir geldi. Hemen arkadaşlarını yana çağırdı ve şöyle dedi. Arkadaşlar bu gece gizlice okulda kalmaya ne dersiniz? Wow, çok iyi fikir. Gerçekten çok akıllıca. Sıla ve Sude bu fikri çok sevmişti. Hemen yerlerine geçip hiçbir şey yokmuş gibi dersi dinlemeye başladılar. Hepsi dersin bir an önce bitmesini bekliyordu. Çünkü bu gece okulda kalacaklardı. Çocuklar dersimiz bu kadardı. Ödevlerinizi yapmayı sakın unutmayın. İyi tatiller. İyi tatiller öğretmenim. Aha, öğretmen gitti. Plan uyguluyor muyuz arkadaşlar? Evet, hemen uyguluyoruz. O halde ne yapıyoruz arkadaşlar biliyor musunuz? Çantalarınızı alın. Bu gece okulda kalıyoruz. Hadi saklanalım bir yere. Ya durun arkadaşlar ya, ben daha çantamı hazırlayamadım. Beni biliyorsunuz çok yavaşım. Bekleyin beni. Of, hadi Sude ama ya. Seni mi bekleyeceğiz? Zaten çok sabırsızım. Tamam hazırlandım, gidebiliriz. Arkadaşlar hadi beni takip edin. Çok güzel saklanacağımız bir alan biliyorum. Ay tamam, hadi yürüyün. Çok heyecanlıyım ya. Çocuklar okul bitti. Sizin bu saatte burada ne işiniz var? Öğretmenim biz şeye gidiyorduk, ondan geç kaldık. Yani öğretmenim şöyle. Önce yemekhaneye gideceğiz. Bir iki lokma bir şey yiyeceğiz. Sonra kantinden su alacağız. Sonra da kütüphaneye gideceğiz. Neden? Ders çalışmak için. İzin verirseniz artık biz gidelim öğretmenim. Çocuklar ne kütüphanesinden bahsediyorsunuz siz? Okul kapandı. Hadi herkes evine. Ne demek kütüphane kapalı ya? Of ya, ayda yılda bir ders çalışmak istiyoruz, onda da kütüphane kapalı. Gerçekten ben ders çalışmaya karşıyım artık. Neyse arkadaşlar, yapacak bir şey yok gördüğünüz gibi. Hadi biz de evimize gidelim. Hadi gidelim. Arkadaşlar, moralinizi bozmayın. Ne yapacağız biliyor musunuz? Bu öğretmen burada istediği kadar nöbet tutsun. Biz o zaman nerede saklanacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Nerede? Sınıfta saklanacağız. Sonra da hiç kimse gelmediğinde buradan çıkacağız ve okul bize kalmış olacak. Okulda partileyeceğiz anlaştık. Çok iyi bir fikir. Gerçekten senin bu aklına bayılıyorum. O zaman ne yapalım arkadaşlar biliyor musunuz? Hepimiz şuradaki öğretmen sırasının arkasına saklanalım ki eğer sınıfı kontrole gelirlerse bizi bulamazsın. Tamam, hadi gelin saklanalım. Çorbanı yan baklama. Öf ya, ben bu çocukları pisliğinden bıkmışım ya. Bıktım. Artık memlekete gideceğim. Eyvah var olsun. Müstesna abla da nereden çıktı? Yakalanmayız inşallah. Sesi de gerçekten çok iğrenç. Arkadaşlar bizim bir şey yapmamız lazım. Ne yapalım biliyor musunuz? Boğuldum. Arkadaşlar bizi göremez, merak etmeyin. Burada saklanalım. Gidince çıkarız, tamam mı? Ses çıkartmadan saklanın. Öğrencilerin masaları da baldök yalı oldu. Ay, şu öğretmenin masasına bak. Çok delilidir. Siz kimsiniz ya? Abla biz şeyimizi. Defter. Defterimizi burada unutmuştuk da ondan gelmiştik. Evet, ondan geldi. Ondan sonra seni görünce de korktuk. Abla ne olur bizi müdüre söyleme. Söyleme abla lütfen. Uş, siz bunun için mi ağlıyorsunuz? Ben müdüre asla söylemem. Çünkü burada müstesna ablanız var, bilensin. Gerçekten mi müstesna abla? Sen gerçekten çok iyi birisin. Evet, çok iyisin abla. Neyse, defteri de bulduğumuza göre arkadaşlar isterseniz biz gidelim artık. Evet, biz gidelim. Müstesna abla sana da kolay gelsin. Bal dök, ye şeker yala yani, tamam mı? Hadi gidelim. Evet, görüşürüz müstesna abla. Hocam bacılarım beni nasıl da düşünüyorlar. Neyse, müstesna in the house. Şorbunu yap baklama. Arkadaşlar müstesna ablayı da atlattığımıza göre bu gece okulda kalabiliriz. Vallahi çok eğleneceğim ben. Ben de çok eğleneceğim ve çok heyecanlıyım. Hayatımda ilk kez okula kalacağım. Evet, ben de. Heyecanlar oldu yani. Bizi görmemesi lazım. Şimdi ne yapacağız Mert? Ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Saklanacağız da özel güvenlikler geceleri okulu aranlar, birisi var mı? Evet. O zaman biz okula saklanamayız ki güvenlik ayakta olduğu sürece. O zaman ne yapalım biliyor musun? Onu uyutalım, baksana içecek içiyor. Tamam, içecek içiyor da içeceğin başında duruyor. Dur benim çok iyi bir fikrim var. Ne yapacağız biliyor musun? Ben güvenliklerin birinin telsizini çalmıştım. Bu telsizle ona ihbar göndereceğim. Ondan sonra o da içeceğini bırakıp gittiğinde hemen içeceğini uyku ilacı atacağız. Ondan sonra da güvenliği uyutacağız. Nasıl fikir? Çok iyi. Tamam, o zaman hemen telsizden anons geçiyorum. Güvenlik bey. Çatık atıda uzaylılar var. Hemen gidip kontrol etmeniz lazım. Ne? Uzaylılar mı? Kimse benim çalıştığım okula giremez. Çünkü ben en iyi güvenlik görevlisiyim. Güvenlik görevlisi bir konuşuyor. Hemen bakıyorum çatı katına. Tamam.
Tamam, öyle kahvemi şuraya bırakayım. Sonra gideyim de şu uzaylılara gününü göstereyim. İzinsiz okula girmek neymiş, günlerini görsünler. Arkadaşlar, görev başarılı. Güvenlik gidiyor. O yüzden şimdi hemen çok hızlı davranmamız lazım, tamam mı? Çünkü yukarıda uzaylı olmadığını görünce güvenlik muhakkak geri dönecek. O yüzden hemen ilacı atacağız. Hemen de gideceğiz, tamam mı? Arkadaşlar, ilacı burada. Hemen bir tane çıkalayım. Hayır, ben bir tane yetmez. Çok uyusun. 2-3 tane at. Tamam, 4-5 tane atayım. Tamam, tamam. Hadi, tamam. Olur. Arkadaşlar, hadi hızlı olun. Uzaylı olmadığını alacak. Hemen yerimize geçip bekleyelim. Başarım güvenlik hemen uyuyacak mı? Çok heyecanlıyım. Merak etmeyin arkadaşlar. 5 tane attık. Bu ancak 5 gün uyur valla. Vallahi inşallah uyanmasın da biz de şampiyonun keyfini silelim artık. Aa, ses soğuk güvenlik geliyor. Allah Allah ya. Yanlış alan verdiler ya. Uzaylılar çatıda dediler. Çatıya çıktım, uzaylı falan yoktu. Hem anlamadığım bir şey var. Dünyaya uzaylılar gelse neden okula gelsinler ya? Okul sıkıcı bir yer. Gitsinler daha eğlenceli yerlere gitsinler. Allah'ım yarabbim ya. Neyse ya. Dilim damağım kurudu ya uzaylıların peşinde koşmaktan. Şu kahveden bir yudum içeyim de boğazım ıslansın. Ah çok güzel oldu valla. Kahve bana yaradı valla. Ay benim uykum geldi ya kahveyi içince. Neyse şunu şuraya koyayım. Birazcık uyuyayım ya. Birazcık gözümü kapatayım, kestireyim. 5 dakika sonra gözümü açacağım ama, tamam mı? Neyse herkese iyi geceler. Aha, arkadaşlar gördünüz mü? Uyudum valla. Güzel güvenlik uyudu. Bu ne demek? Okulun keyfine çıkarılabilecek. Arkadaşlar valla sizi bilmem ama ben öğretmenler odasına gidiyorum. Yapacaklarımdan ben sorumlu değilim. Hadi bay. Bay. Ben de sergi odasına gidip güzel bir uyku çekiyorum. Bay. Ay ben ne yapsam acaba? Ay ben de kantine gidip hepsini ücretsiz yiyeyim. Ay bedava yemek yemeyi çok seviyorum. Her zaman öğretmenler odasına girip keyif yapmak istemişimdir. Şimdi okulda öğretmenler de yokken şöyle öğretmenler odasında bir keyif yapayım. Burada bir bilgisayar var. Acaba bu bilgisayar kimin? Aha fen hocasının. Bu fen hocasının dersinin sınavından da 15 almıştım. Tamamdır. Bakalım e-okul açık mı? E-okul açıksa tüm notlarımı değiştirebilirim. Aha da vallahi açık. Tamamdır. Hemen tüm notlarımı 100 gireyim. Tamam. Artık hiçbir öğretmen bana bir şey diyemez. Niye desin ki? Sonuç olarak ben her sınavdan 100 alan bir kızım. Tamamdır. Şimdi de Mert'in tüm sınav notlarını 10 olarak değiştireyim. Çünkü Mert'e çok sinir oluyorum. O da bunları görünce hüngür hüngür ağlasın. 10. Tamam. Şimdi Mert'e böyle bir iyilik yaptık. Sude yapmazsa kayıp olur. Sude'yi kız da biraz saptirik ya. Onun da sınav notlarını 35 olarak değiştireyim. Tamamdır. Ay herkesin sınav notlarını düzenledim. Vallahi öğretmen olmak ne güzel bir şey ya. Keşke ben de öğretmen olsam da şu öğretmenler odasında birazcık takılsam. Neyse biraz daha burada takılayım da keyif yapayım. Ay sonunda geldim oyuncak sergisine. Iron Man. En sevdiğim Marvel karakteri. Başka ne var? Başka ne var? Kaptan Amerika. Kaptan Amerika da en sevdiğim. Bir dakika. Bunlar benim olabilir. Çünkü şu an okul kapalı. Hem de bunlarla uyuyabilirim. Burada da yatak var. Yatağı açalım, açalım, açalım. Şimdi Iron Man'imle ve Kaptan Amerika'mla güzelce uyuyabilirim. Hadi iyi geceler size. Ay! Kantine geldim valla. Uy! Su yiyecek mi? Aman! Ay! Kantinde olmak çok güzel bir şey. Aa! Sakız kokusu. Hem ne yapmak istemişimdir biliyor musun? Tüm sakızları böyle çıkarıp hep çiğnemek istedim. Ay! Çok güzelmiş lan sakız. Ay! O zaman başka bir şeylerde yiyeyim. Aa! Şu cipsa bak ya. Hayatımda hiç unicorn'a cips görmedim. Açayım bakayım tadı nasıl olmuş. Açtım. Bakalım tadı nasıl olmuş. Ooo şengi de çok tuhaf. Tadı nasıl olmuş. Ooo leziz. Çok güzel. Başka ne var? Aaa tuhaf var. Tamam birazcık suyu bırakayım. Ay kar doldu ondan şimdi de. O zaman ben buradaki tüm her şeyi. Ah, bu seslerde ne? Yoksa biri okula izinsiz mi girdi? Hemen bakayım. Hey hey, hani ya da benim elli gram pastırmam, pastırmam. Konyalı'dan başkasıyla arkadaş olmam. Hey! Sen ne yapıyorsun lan burada? Senin burada ne işin var öğrenci? Bana bak bakayım. Senin bu saatte burada ne işin var? Bu saatte senin evinde uyuyor olman gerekiyor. Evet haklısınız, haklısınız. Tutuklayın beni, tutuklayın. Tamam mı? Ne derseniz haklısınız. Çok pişmanım. Bunları yapmak istemezdim. Hadi götürün beni. Hapse atacağım seni de. Bir saniye. Başka sesler de geliyor içeriden. Arkadaşların da mı var burada? Kaç kişisin? Yok ben söylemem. Tamam 2 kişiyiz. Mert ve Sude de burada. Mert kantinde, Sude de yukarıda uyuyor. Tamam.
tamam yürü, benle geliyorsun. Yerlerine bakacağız onları. Babaanneme şu süpürgeyi alalım. Suni! Hey sen ne yapıyorsun burada? Uyan bakayım. Anne 5 dakika daha. Suni ne 5 dakikası? Başımız belada, uyansana kızım, uyansana. Arkadaşım uyanmış. Suni uyan. Güvendik burada, güvendik burada. Sen ne yapıyorsun bakayım? Buraya gece gizlice giremezsiniz, anladınız mı beni? Bir arkadaşım daha var dedi. Nerede o? O da kantinde. Suni tamam, yürü. Yürü hadi yürü. Gel. Kantine gidiyoruz. Yürü seni de kulağından çekeceğim. Acıyacak tabii ki. Gece kalmadan önce düşünecektin sen onu. Hey sen ne yapıyorsun bakayım? Okulun onlarını yiyemezsin kardeşim. Bunların hiç yerlerini ödedin mi? Sen de disipline gideceksin. Ya ben bir şey yapmadım ki ya. Öğretmenler odasında oturup notları değiştirdim. Nedir bu problemin? Notları mı değiştirdin sen? O zaman 2K ceza vereceğim sana. Sen de uyudun ve okulun mallarını çaldın. O senin inanmanın değil. Hayır bu oğlu çok seviyor ya. Bırak da oynasın. Hayır arkadaşlar. Üçünüz de cezalısınız. Disipline gidiyorsunuz. Müdür arayacağım. Bu gece de burada kalmıyorsunuz. Ailenize haber veriyorum. Sizi bodaya kilitliyorum. Kendinize iyi bakın. Oh ya! Arkadaşlar disipline gideceğiz şimdi. Yandık biz ya. Neyse yapacak bir şey yok. Disipline gideceğiz ama çok eğlendik. Evet. Buna değerli değil mi? Evet. Arkadaşlar ya siz eğlendiniz mi? Eğlendiyseniz videoyu like atın. Sizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.